Şimdi güvenlik uzmanı Sayın Tolga Şardan bizlerle birlikte en yetkin isim dedik özellikle Ankara'da sevgili izleyiciler. Bütün bu tartışma konusu olan başlıkları kendisiyle konuşacağız. Az önce aramıza yeni katıldı Tolga Bey. Hoş geldiniz Çok bu arada teşekkür Halk ederim. TV ailesine. Sağ olun, size ee, de kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi sizin de başlıklar halinde e, ifade ettiğiniz bu özel haberde devletin yaptığı düzenlemeler evet. bu seçime giderken birçok tartışma konusu var işte Suriyeliler hayali seçmen evet. e, seçmen taşıma sandıkların taşınması vesaire dolayısıyla bütün bunlar e, seçmenlerin vatandaşların kafasını karıştırıyor bu seçime e, seçim sonuçlarına daha doğrusu ne kadar nasıl güvenmeliyiz noktasında şimdi tabii e, artık seçim satı mahalni girdi ülkemiz. Dolayısıyla her şey 31 Mart'taki yerel seçimlere odaklandı. Tabii hal böyle olunca e, gerçi seçimlerle ilgili zemin ekonomi ve siyaset üzerinden daha çok yürüyor ama e, tabii 31 Mart yaklaştıkça en önemli konulardan bir tanesi de seçim güvenliği ve dolayısıyla kamu güvenliği konusu gündeme geliyor. E, tabii bu konuda da e, ülkemizdeki tek yetkili uygulayıcı İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı da her seçim döneminde olduğu gibi yine bakan imzasıyla bütün valilikleri ve diğer yardımcı kuruluşları nedir? MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi kurumları e, gelişmelerden bilgi verici bir özel genelge hazırlayıp evet. gönderiyor. Tabi bu genelgenin muhatapları genelde il valileri. Dolayısıyla il valileri her ne kadar yüksek seçim kurulunun seçimle ilgili bir süreci yürütmesine dair uygulamalar var ise de genel anlamda genel kolluğun faaliyetleri, seçim güvenliğinin sağlanması, sandıkların bir yerden bir yere taşınması konusunda da tabii ki valiler yetkili. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Ee, halen yürürlükte olan 5.442 sayılı bir yasa var. Bu yasa evet. iller idaresi yasası ve aslında çok temeli sağlam, güçlü e, valilere sorumlu bulundukları illerde çok e, ağır yetkiler veren e, hatta belki tam tersi kolay çalışmaları da sağlayabilecek e, uygulamaları da kapsayan bir yasa. Ancak tabii bu yasayı uygularken zaman zaman iller arası mesela seçimi bir bütün olarak düşünürseniz her valinin kendine göre bir sorumluluk alanı var. Gerek merkez ilçelerde gerekse dış ilçelerde bu bütün alanı korumak ve kollamak e, durumunda. Dolayısıyla e, genel bir konsept belirleyen bir genelge. Zaten İçişleri Bakanı Sayın Soylu da e, geçen hafta e, dört ayrı yerde bu valilerle bir araya geldi. Emniyet müdürleri, jandarma komutanlarıyla e, ufak ufak böyle yavaş yavaş seçim güvenliği konusunda da değerlendirmelere başladılar. E, bu genelgeye de gelirsek bu genelge tabii kamuoyuna biraz yansımıştı. Ancak yansımayan bölümlerini de işte sizin de haberde yer verdiğiniz şekliyle ben birazcık kaleme alıp kamuoyuna duyurmayı e, uygun buldum. Çok Dol da önemli bu. Evet, Tolga yani Bey, şöyle yani. Ee, aslında tabii bu tür şeylerin vatandaşa çok daha iyi duyurulması evet, lazım kesinlikle. çünkü sizin söylediğiniz endişeler şimdi ben hadiseyi siyaset bir boyuta onu bir kenara koyuyorum yani kamu düzeni asayiş ve seçim güvenliği olarak değerlendirirsek vatandaşın bazı konularda da doğrudan devlet tarafından bilgilendirilmesi lazım tabii yerelde kaymakamlar valiler yerel basın ulusal basın bunu bir nebze olsun karşılayabiliyor ama e, vatandaştaki soru işaretlerini kaldırmak için de devletin daha çok bilgi vermesi gerekiyor. Kirli bilgiyi önlemesi için doğru bilgi vererek vatandaşı da uyarması gerekiyor. Bu genelgede nispeten bunlar mevcut. İşte sizin de söylediğiniz gibi sandıkların özellikle Doğu ve Güneydoğu'da tabii Mart ayı henüz daha karlar erimedi. Erimeyen evet. bölgeler olacak. Hava koşullarının nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Dolayısıyla sandıkların birleştirilmesi konusunda 5442 ile birlikte valilere Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaları halinde sandıkların birleştirilmesi yönünde bir yetki vermiş durumda İçişleri Bakanlığı. Bu sandıklar taşınabilecek. Ancak tabii burada... Ee, bu seçimin özelliği genel seçimlerden farklı biliyorsunuz Hem belediye başkanları hem de muhtar diye bizim evet. ilk kademedeki evet. yöneticilerimizin yani yerleşim birimlerinin yöneticilerinin seçilmesi durumu da var. Muhtarlık seçimleri olduğu için muhtar sandıklarına çok bir şey olmayacak yani şöyle diyeyim olmayacak derken bir taşıma olmayacak ama onun dışında belediye başkanı ve il genel meclisi seçimleriyle ilgili olan sandıkları belki valiler istedikleri şekilde belli yerlere toplayabilecekler ve burada. E, genelgede yer alan karma e, seçmen listeleri yani işte iki tane ilçenin, üç tane ilçenin seçmen listelerini birleştirip yasal olarak orada yasanın seçim yasasının e, uygulanmasını sağlamakla hem görevlendirildiler hem yetkilendirildiler. Tabi burada e, son dönemde ülkemizin özellikle Suriye ile bağlantılı olan bir e, terör risk durumu da mevcut hepimizin bildiği gibi. E, özellikle son dönemde Suriye'de Kuzey Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi terk edeceğini açıklamasıyla birlikte yine ufak ufak terör eylemleri baş göstermeye başladı. İşte son dönem, son bir hafta içinde iki tane önemli olay oldu. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye de terörist faaliyetler açısından yansımaları olabileceği endişesini hepimiz taşıyoruz. Biz vatandaş taşıdık, bir devlet de taşıyor da, tabii doğal olarak. Ve bu eylemleri artık terör örgütleri bizim yeni nesil diyebileceğimiz daha böyle teknolojik imkanları kullanarak özellikle dronları kullanarak e, evet. bizim günlük hayatımızda belki eğlence amacıyla çok kullandığımız bir evet. aygıt ama e, bu tabi nihayetinde amaçla alakalı bir şey kötü amaçla da kullanırsanız bir terörist faaliyet içinde de bunu kullanmak mümkün. Dolayısıyla buna karşı da e, İçişleri Bakanlığı e, özellikle kolluk gücünü bir e, uyarıyor zaten e, 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı gerek jandarma, emniyet, sahil güvenliği de tamamen bünyesinde topladığı için bir de buna korucu sistemini de dahil edersek çok güçlü bir Genel asayişi koruyucu bir kolluk sistemi oluşturmuş oldu. İçişleri Bakanlığı gerek Emniyet Genel Müdürlüğüne gerek Jandarma Genel Komutanlığındaki kendi alt birimlerine de illerde özellikle bu drone ile yapılacak eylemlere karşı dikkatli olunmasını uyarıyor. Çünkü geçenlerde Şırnak ve Hakkari'de buna benzer olaylar, evet. eylemler olmuştu hatırlarsanız ee, özellikle. PKK ve PYD'nin sınırın öbür tarafından, Irak tarafından Türk şuna böyle drone ile patlayıcı madde eylemi yapmak şeklinde bir faaliyet içinde bulunduğu ortaya da çıkmıştı. Dolayısıyla bunlar tabii biraz dikkat edilmesi gereken hususlar Yine bu yeni nesil eylemler içinde evet. sadece biz bunu e, kişilere ya da kurumlara yönelik eylem diye düşünmememiz lazım. Özellikle bilişimle ilgili olan sistemlerde, işte genelgede de sizin de az önce söylediğiniz gibi yer aldığı şekliyle. Özellikle bankacılık faaliyetleri, e-devlet çok önemli çünkü artık vatandaşın bütün hemen hemen her işlemi e-devlet üzerinden evet. yürüyor. E-devlete yapılacak müdahaleler de bu bir temel. Terör eylemi kadar olmasa da yine bir eylem şekli olarak evet. değerlendiriliyor. Bunlara karşı da tedbir alınması yönünde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde talimatı var. Bir farklı bir şey daha var burada da İçişleri Bakanlığı tabii kendi bünyesinde ve devletin farklı kuruluşları da bu istihbarat işleriyle görevli biliyorsunuz, istihbaratların tırnak içinde ciddiye alınması şeklinde bir talimatı var. Zaman zaman biliyorsunuz ülkemizde yaşanan vahim terör olayları oluyor. Bu olaylardan sonra sürekli bir istihbarat zafiyeti var mıdır? Evet, o niye bilgilendirme? Evet, böyle bu tartışmalar kamuoyu gündemine geliyor. İçişleri Bakanlığı da bunu önlemek Amacıyla tabi ne kadar önleyebilir ya da ne kadar sağlayabilir bu durumu bilemiyoruz ama devletin kendi içindeki iç istihbarat birimleri, milli istihbarat teşkilatı, emniyet, jandarma ve kimi zaman genel kurmay başkanlığı bünyesindeki istihbarat birimlerinin çalışmalarının koordine edilerek olası eylemlere karşı yapılan ihbarları ya da elde edilen bilgilerin ciddiyetle değerlendirilmesi talimatını verdi. Çünkü e, belki geçici olarak bir e, bu birimlerde çalışan personelin istihbarat kadrolarındakilerin geçici olarak bir eylemsellikle ilgili istihbarat körlüğü denilen bir takım süreçlerle karşılaşabildiklerini de biliyoruz. Ama buna rağmen böyle bir şey yaşanmasın en küçük istihbaratın değerlendirilmesi konusunda da istihbarat birimlerine bakanlık talimat vermiş durumda. Bir farklı bir şey de artık bu dönemde İçişleri bakanlığı. Türkiye'deki koruculuk sistemini bir dönem hatırlarsanız biraz askıya alınmıştı. Evet. Aslında 90'ların ilk yarısında biraz daha böyle kuvvetli bir sistemdi ama 2000 ve 2000'in başlarında biraz askıya alınmış bir uygulamaydı. Son birkaç yıldır İçişleri Bakanlığı hükümetin bu konudaki uygulamaları ya da tasarrufu sonrasında koruculuk sistemini yeniden bir canlandırdı. Dolayısıyla gönüllü köy korucuları ve geçici köy korucuları bu genel e, düzeltiyorum, yerel seçimlerde de e, diğer resmi kollukla yani polis, jandarma ile beraber görev yapacak ve özellikle enerji hatlarının işte e, diyelim ki doğal gaz hatları ya da enerji nakil hatlarının korunmasında kurumların özel güvenlik görevleriyle beraber yetişmediği yerlerde bu korucularımız da e, görevlendirilerek bir güvenlik, genel çaplı bir güvenlik önlemleri alınacak. Evet, anlattığınız şeyler çok önemli. Dediğiniz gibi e, hem seçmenin kafasında evet. soru işareti yaratıyordu bunlar ya şimdi, yani. Şimdi tabii Türkiye değişik bir süreçten geçiyor. Hem siyaseten e, hem dış politika anlamında yani hem içte hem dışta hı hı. E, değişik bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla e, sürekli seçmenin kafasında Farklı soru işaretler var. E kaldı ki onu da ekleyelim. E son zamanlarda özellikle Suriyelilerden evet. e, dolayı yaşanan bir takım sıkıntılar var. E, her ne kadar... Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı bu tansiyonu düşürmek için ya da hükümet diyelim bu tansiyonu düşürmek için zaman zaman açıklamalar yaparak e, karşı olan kitlelere, toplumun karşı Suriyelilere karşı olan kitlelere yönelik tansiyon düşürücü değerlendirmeler yapıyorlar ama tabii biz yerelde neyin ne kadar kamuoyuna yansıyor, medyaya yansıyor onu çok göremiyoruz. Çok vahim olayların ancak yansıdığını görüyoruz. E, bu da zaman zaman küçük yerleşim biriminde Anadolu'nun küçük yerleşim e, yerlerinde e, Suriyelilerle kendi vatandaşlarımız arasındaki çok ciddi e, sıkıntılara yol açıyor. Zaten bunun sonuçlarını da zaman zaman e, yaşıyoruz. Dolayısıyla en çok Hırsızlık ve taciz olaylarına karıştıkları da biraz rak istatistiki bilgilerden anlaşılıyor ki İçişleri Bakanlığı özellikle Suriyelilerin ki misafirlerimiz olarak değerlendiriyor artık devletimiz. Aşağı yukarı 4 milyon civarında... Resmi. Evet resmi rakamlarla tabii 4 milyon civarında Suriyeli bu topraklarda yaşıyor. Dolayısıyla... En son Bayburt haricinde 80 ile yerleşmişlerdi ama herhalde Bayburt'a da ulaşmış durumdalar. Yani 81 ilimizde Suriyeliler şu anda mevcut. Evet. Yaşam şartlarını ona göre değerlendiriyorlar. Ve e, bu seçimler öncesinde de ya da seçimler sırasında ya da hemen sonrasında e, Suriyelilerle vatandaşlarımızın arasında bir sorun yaşanmaması için de valilere özellikle bu şekilde hırsızlık ve taciz olaylarının önlenmesi için talimat verdi İçişleri Bakanlığı. Tabi bu biraz istihbarata dayalı bir şey çünkü herkesin başına bir polis koyamayacağınıza göre, böyle bir şey fiziki olarak mümkün olamayacağına göre biraz istihbarata önem verilmesi, ağırlık verilmesi önleyici hizmetlerin yapılarak toplumun biraz daha seçim atmosferine rahatlamış Girmesi. şekilde girmesini sağlamayı düşündüğünü evet, söyleyebiliriz. Sosyal açıdan da büyük uyumsuzluklar evet. yaşanıyor. Sizin evet. söylediğiniz noktada evet. soru Türk vatandaşlar arasında Tolga Şardan çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Önemli ederim. bir konuya açıklık getirdiniz. Yaptığınız bu özel Çok teşekkür birlikte. ederim. Sağ olun. İyi yayınlar teşekkür diliyorum. Ederim. İyi akşamlar. evet sevgili